Hi everybody. Okul kitabımızın 6. ünitesi At the Playground ünitesinin videosuyla birlikteyiz. Şimdi herkes kitaplarını önüne açsın. Sayfa 80'den başlıyoruz. İlk olarak listen and repeat demiş, dinle ve tekrar et demiş. Kelimeleri ben dinletirken sizler de duyduktan sonra lütfen sesli sesli tekrar edin. Başlayalım. Jump. Swing. Play hide and seek. Skip rope. Walk. Ride. Slide. Dance. Run. Sing. Evet, tekrarlarımızı yaptık. Devam ediyoruz. Sayfa 81'de de listen and follow, dinle ve takip et diyor. Bakalım hikayede neler olacak? Dinleyelim. Let's dance. No. Let's sing. Okay, let's sing. And let's play the guitar, Jay. Okay. Evet, bütün diyaloglarda görüyoruz ki let's kelimesi var. Let's kelimesi de ne demekte? Hadi demekte. Öneri getirirken biz let's kelimesini kullanıyorduk. Burada olduğu gibi let's play the guitar. Haydi gitar çalalım Jay. Okay diye de Jay cevap veriyor. Sonrasında da bir şarkı var. Şarkı söyleyecekler. Biz de beraber söyleyelim. Sing, sing, let's sing, play, play, let's play, sing and play, let's sing and play. Dance, dance, let's dance, sing, sing, let's sing. Evet, böyle bir şarkı dinledik. Devam ediyorum. Sayfa 82'deyiz. İlk etkinliğe bakıyoruz. Point and say use let's. Let's kullanarak buradaki cümleleri kur demiş. Şimdi beraber cümleleri kuralım. Let's hadi demekte. Hadi salıncakta sallanalım. Nasıl söyleriz? Let's swing. Hadi koşalım. Let's run. Hadi kaydıraktan kayalım. Let's slide. Hadi ip atlayalım. Let's skip rope. Hadi bisiklete binelim. Let's play. Let's ride a bike. Şeklinde cümlelerimizi let's de kurabiliriz. Hemen altındaki etkinlikte devam ediyoruz. Listen and number. Dinle ve numara ver diyor, sayı ver diyor. Bakalım ne söyleyecek? Hadi dinleyelim. One. Let's jump. Let's jump dedi. Neydi jump? Zıplamak demekti. Hangisinde zıplıyor? Burada zıpladığı için bir yazdık. İkiyi dinleyelim. Two. Let's skip rope. Let's skip rope. Let's skip rope. İp atlamak demekti. İki numarayı buraya yazdık. Three. Let's sing. Let's sing. Haydi şarkı söyleyelim. 3 numarayı yazdık. Four. Let's run. Let's run. Hadi koşalım. Şuradan metinde görebiliyoruz. Burada koştuğu için buna da 4 numara yazdık. Cevaplarımızla cümlelerimizi bu şekilde görebiliyoruz. Yine hemen alttaki etkinlik match, eşleştir diyor.
resimlere bakacağız ve cümlelerle eşleştireceğiz. Şimdi birinci resme baktığımızda yürüyor. Hadi yürüyelim diyeceğiz. Let's walk. İkinci resme bakıyoruz. Ne yapıyorlar? Play hide and seek. Saklambaç oynuyorlar. De. Üçte ise kız dans ediyor. Hangisinde dans etmek var? Let's dance. Dörtte de futbol oynuyor ya da topa vuruyor diyebiliriz. Topa vurmak kick a ball'du. Let's kick a ball. Bu şekilde de eşleştirmelerimizi yapmış olduk. Page 83, yine sayfa 83'te listen and follow, dinle takip et demiş. Bakalım neler konuşacaklar. Do you sing, Jay? Yes, I do. Do you sing? Hani ne yapmıştık? Biz de şarkılaştırmıştık. Do you sing? Şarkı söyler misin Jay? Yes, I do. Evet, söylerim. Do you ride a bike, Sophie? Yes, I do. Bisiklete biner misin Sophie? Yes, I do. Evet, binerim. Do you skip rope, Adam? No, I don't. İp atlar mısın Adam? Hayır, atlamam. Do you play hide and seek, Rocky? Evet, Rocky dog barking diyor, köpek havlaması. Kids laughing, çocukların gülüşmeleri. Saklambaç oynar mısın diye köpeğe soruyor, köpek de havlıyor. Evet, bu şekilde bir metin dinledik. Devam edelim şimdi. Listen and match demiş. Burada ise yapmamız gereken şey az önceki metne göre eşleştirmeleri yapmak. Burada dinleme metnimiz var tekrar. Dinleme metnini dinleyerek cevap vereceğiz. Ben bir yandan metinleri de size göstereceğim. Joe, do you dance? No, I don't. Joe, dans eder misin? No, I don't. Hayır, etmem diyor. O zaman Joe bu çocuklardan hangisidir? Dans etmeyi istemiyor. İstemeyerek dans ediyor gibi bir görüntüsü var. Budur. İkiyi dinleyelim. Ayça, do you ride a bike? Yes, I do. Ayça'ya da ride a bike, yani bisiklete biner misin dediler. Yes, I do dedi. O yüzden bu şekilde işaretledik. Linda, do you sing? No, I don't. Linda, şarkı söyler misin? Hayır, söylemem. Linda da o zaman bu kızmış. Mark, do you play tennis? Yes, I do. Evet, Mark da şöyle şuradaki çocukmuş. Şimdi sıra geldi sayfa 84'teki ilk etkinliğimizi yapmaya. Öncelikle dinleme metnini dinleyeceğiz. Burada söylediği cümle hangi resme uygun onu seçeceğiz. Bir yandan metinleri şurada gösteriyorum. Dinlediğimiz metinlerin cümlelerini burada gösteriyorum. Oradan da takip edelim. Do you dance, Jerry Berry? Jerry Berry'miş bu karakterimizin adı. Do you dance demiş. Hangisine dans ediyor? Burada dans ediyor. Bunu seçiyorum. Dans eder misin diye soruyorlar. Do you dance, Jerry Berry? Bakalım nasıl cevap verecek. Yes, I do. Yes, I do. Evet, dans ederim dedi. O yüzden neyi seçiyorum? Tiki seçiyorum. Do you skip rope? İp atlar mısın diye sordular. İp atlama nerede? Burada. Bakalım nasıl cevap verecek. Do you skip rope? Yes. Yes dediği için biz yine tik işaretini seçiyoruz. Do you ride a bike? Bisiklete biner misin diye sordular. Bakalım burada bisiklete biniyor. Bakalım ne diyecek. Do you ride a bike? No, I don't. No dediği için cross'u yani çarpıyı seçiyorum. Evet, iki tane kaldı. Do you play the guitar? Gitar çalar mısın? Bunun olduğunu biliyoruz. Bakalım ne diyecek Jerry Berry. Do you play the guitar? No, I don't. No, I don't. Hayır, çalmam dedi. Çarpıyı seçtim.
Do you sing, Jerry Berry? Şarkı söyler misin? Bu kaldı zaten. Ne cevap verecek? Do you sing, Jerry Berry? Yes, I do. Yes, I do dediği için de yine buna da tik yerleştirdik. Ask and answer demiş. Soru sor ve cevap ver diyor. Mesela robota soru soralım. Do you play the guitar? Robota soru soruyoruz. Gitar çalar mısın? Nasıl cevap versin? Yes, I do. Evet, çalarım. Robota soruyorum. Do you skip rope? İp atlar mısın? Yes, I do. Evet, atlarım. Robota tekrar soralım. Robot, do you ride a bike? No, I don't. Hayır, binmem desin. Yine burada şarkı söylemem desin. Sorumuzu soralım. Do you sing? No, I don't. Şeklinde soru cevap yapabiliyoruz. Devam edelim. Sayfa 85'te de yine aynı şekilde soru cevap yapmamızı istiyor. Bir tanesini örneklendireceğim. Burada ne yapıyor? Zıplıyor. Do you jump? Olumlu cevap vermek istedim. Ne diyoruz? Yes, I do. Do you jump? Zıplar mısın? Yes, I do. Evet, zıplarım. Diğerlerinde sizler kafanızdan cümle kurabilirsiniz. Do you diye sorumu soruyorum. Olumlu cevap vermek istersem yes, I do. Olumsuz no, I don't şeklinde cevap veriyorum. Burada da yine let's kullanalım demiş. Benzer bir örnek vardı. Cümlelerimizi yine söyleyelim. Let's swing. Let's jump. Let's sing. Let's ride a bike. Sayfa 86'da look and write. Bak ve yaz diyor. Yes, I do. Olumlu cevabımız. No, I don't. Olumsuz cevabımız da. Şimdi do you sing? İlk bir tanesini ben açıklayacağım. Diğerlerini sizin yazmanızı istiyorum. Do you sing? Sen şarkı söyler misin diyor. Bu soruları kendinize göre cevap vereceksiniz. İkisinden bir tanesini yazabilirsiniz. Ben şarkı söylediğim için buraya ne yazacağım? Yes, I do. Ama sen şarkı söylemiyorsan buraya no, I don't yazabilirsin. Buradaki cevaplar size kalmıştır. Bu kısmı doldurmanızı istiyorum. Answer and draw demiş. Duyuran, sen koşar mısın? Buraya koşan bir kişi çizebilirsiniz. Do you play tennis de tenis oynayan bir kişinin resmini buradaki gibi çizebilirsiniz. Evet, sıra geldi workbook kısmına. Biliyorsunuz ki workbook sizin ödeviniz oluyor. Ben burada şimdi yapacaklarınızı açıklayacağım. Daha sonraki videomda da cevap videosu çekeceğim yine ve buranın workbook kısmının cevaplarını size göstereceğim. Bu video elinize ulaşana kadar, ikinci cevap videosu elinize ulaşana kadar workbook kitabınızdan, kitabınızın workbook sayfalarını yaparsanız çok güzel olur. Şimdi sayfa 87'den workbook kısmına başlıyorum. Anlatmaya ne yapacağız burada? Resimlerimiz var, kelimelerimiz var, eşleştiriyoruz. Resimlerin altına ne yapacağız? ABC harflerini yazacağız. Sayfa 88'de de yukarıdan kelimelerimizi, yine Bonte'de öğrendiğimiz kelimeleri bulmamızı ve boşluklara yazmamızı istiyor. Şuradan gidebilirsiniz. Mesela koşuyor. Let's run. Buraya run yazıp buradan da run kelimesini bulup çizebilirsiniz. Sayfa 89 cut and stick bölümü. Sayfa 171'i açacaksınız kitaplarınızda. 171'de 4 tane resim var. Bu resimleri keseceğiz ve buradaki cümlelere uygun bir şekilde sayfa 89'a bu resimleri yapıştıracağız. Sayfa 90'da ise resimlerle ilgili yine kelimelerimiz var ama bu sefer kelimelerimizin yerleri, harflerin yerleri değişmiş. Bunları düzeltip resimlerin altına yazmanızı istiyorum. Sayfa 91'de ise draw two activities you like then write. Sevdiğin iki tane aktiviteyi
buraya yaz diyor. Burada öğrendiğimiz kelimeleri kullanabilirsiniz. Mesela dans etmek demiştik. Dans eden bir kişi kendinizi çizebilirsiniz. Ve buraya ne yazacaksınız? I dance. Buraya da aynı şekilde bir tane daha sevdiğiniz bir etkinliği, aktiviteyi çizerek cümlesini kurabilirsiniz. Sayfa 92'de ise burada yine kelimelerimiz var, resimlerimiz var. Me, ben demek çocuklar. Kendinize göre cevap vermenizi istiyoruz. My friend, benim arkadaşım demek. Okulda olsak burayı da yapardık. Şimdi sadece şu kısmı yapmanızı istiyorum. Kendinize soruyu sorun. Do you skip rope? İp atlar mısın? Atlıyorsan eğer buraya yes yaz. Atlamıyorsan eğer no yazabilirsiniz. Yaptığınız aktivitelere yes, no yazacağız. Burası bir anket gibi bir şey olduğu için cevapları herkese farklılık gösterebilir. Burası sizin cevaplarınızdır. Color the stars demiş. Yıldızları renklendir. Yıldızları istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Kelimelerin anlamlarını biliyorsak renklendirelim. Burada ne yapıyor mesela? İp atlıyor. Skip rope, ip atlamak demek. Ben bunu biliyorum diyorsan burayı yıldızını boyayabilirsin. Evet, ödev kısmımızı da verdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.